Merhaba arkadaşlar. Ben Cansu Hoca. Kale okullarında matematik öğretmeniyim. Uzaktan eğitim programında sizlere Limit Yayınları 10. sınıf konu bitirme kitabından polinomları anlatacağım. Hadi başlayalım. Polinom kavramı. En bir doğal sayı x bir değişken yani bilinmeyen a0'dan an'e kadar bir gerçek sayı. Gerçek sayı derken şunu kastediyor. Yani bir reel sayı. Reel sayı olmak üzere. Burada bu şekilde verilen bir polinomunun gerçek katsayılı bir değişkenli bilinmeyenli terimlere ben polinom diyeceğim. Şimdi burada a0'dan an'e kadar olan bütün sayılar an, an-1, a2, a1 ve a0 her biri bir reel sayı olmak zorunda. Burada lacivertle gösterelim. N, n-1, 2, 1 olan x'in üzerinde üs olarak bulunanlar burada doğal sayı olmak zorunda. Doğal sayı. X'lerin üsleri doğal sayı olacakmış. Şimdi örneğimizi inceleyelim. X'lerin üsleri her zaman bir doğal sayı olacak. 2, 1. Bir doğal sayı. Katsayıları da 3, -4, 6. Bunların her biri bir reel sayı olacak. Bunlar o zaman polinom olur. Bu bir polinomdur. Baktığımız zaman 1, 2, -1. Bunların her biri bir reel sayı. Üstleri incelediğimiz zaman 3, 1. Bunlar ne? Doğal sayı. O zaman bu bir polinomdur diyebiliriz. 3 ve 7 bunlar reel sayıdır. X'in katsayısına baktığımız zaman bu da bir doğal sayıdır. O zaman buna bir polinomdur diyebiliriz. X kare artı 6x. X'in önündeki katsayı 1, X'in önündeki katsayı 6. Bunlar 1 ve 6 bir reel sayı. X'in üssü burada 2, X'in üssü burada 1. Bunlar 2 ve 1 bir doğal sayı. O zaman bu bir polinomdur. Şimdi örneği inceleyelim aşağıda. Birinci örnek. Px 2 çarpı x üzeri 5 eksi 1. 2 ve eksi 1 birer reel sayı. X'in üstündeki 5 de bir doğal sayı. O zaman Px polinomum benim. Burada bir polinomdur. Qx polinomunu inceleyelim. X kare eksi 4 bölü 3. Şimdi x karenin önündeki sayı 1. X'in önündeki katsayı eksi 4 bölü 3. 1 ve eksi 4 bölü 3. 3 bir reel sayı. X'in katsayılarına bakalım. 2 ve 1. 2 ve 1 burada doğal sayıdır. O zaman ben buna bir polinomdur diyebilirim. Rx inceleyelim. X karenin önündeki katsayı burada parçalarsak eğer 4 bölü 3. 4 bölü 3 bir reel sayı. Bunu da aynı şekilde parçalarsak eksi 3 bölü 3 burada aynı şekilde bir reel sayıdır. X'in üstleri 2 ve 1. Bunlar da bir doğal sayı olduğu için bu bir polinomdur diyebiliriz. Mx polinomunu inceleyelim. Dikkat ederseniz burada kök x var. Kök x'i öncelikle incelemek istiyorum ben. X üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılır. X'in üstündeki sayılar doğal sayı olması gerekiyordu. 1 bölü 2 bir doğal sayı değildir. O yüzden buna bir polinomdur diyemeyiz. Nx 3 ve kök 5. 3 ve kök 5 bir reel sayıdır. X'in üstlerine baktık 2, X'in üstüne baktık 1. Bunlar da bir doğal sayı. O yüzden buna bir polinomdur diyebiliriz. 6. örneğimize geldik. X'in üstünde eksi 2 var dikkat ederseniz burada. Eksi 2 burada bir doğal sayı değildir. O yüzden buna bir polinomdur diyemeyiz. Şimdi örnek 2 ile devam edelim. Bu bir polinom olduğuna göre n'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Bunları soruluyor. Şimdi x'in üstleri mutlaka doğal sayı olmak zorundaydı. Doğal sayının şartı şudur. En küçük 0 ya da 0'dan büyük olmak zorunda. O yüzden n-3 büyüktür ve eşittir 0'dan diyebiliriz. N solda duruyor. Eksi 3 karşı tarafa artı 3 olarak geldi. N dediğimiz sayı burada en büyüktür eşittir 3'ten geldi. 10-2n de aynı şekilde buradaki ifade. Büyüktür ve eşittir 0'dan yazdık. Bunu düzenlersek ben aşağıda yazmak istiyorum size. 10
Büyüktür ve eşittir 2n. Her tarafı 2'ye bölersek biz burada 5 büyüktür ve eşittir n'den. Ben bu şekilde kalsın istemiyorum. N ve 5 yer değiştirirse eşitsizlik de yön değiştirir. Oradan n büyük, n küçüktür ve eşittir 5 geldi. Bir de şuradan n büyüktür ve eşittir 3'ten yararlanacağız. Bu iki durumu birleştirirsek n dediğimiz sayı 3 ile 5 arasında bulunur. N dediğimiz sayılar yani buradan 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Yani 3 farklı değer alır. Ya da 3 farklı değer alır. Aynen. Örnek 3. Px polinomu bu şekilde verilmiş. İfadesinin bir polinom olduğuna göre. Bunun bir polinom olduğuna göre n alabileceği kaç farklı değer vardır bu soruluyor. Ben bunların üstlerine baktığım zaman n büyüktür ve eşittir 0 olmalı. Bunu ayırırsam ben n kare artı 12 bölü n. N kareyi n'e bölersem n gelir. 12 bölü n gelir burası da. Burada n'lere ben 0 verirsem hiçbir zaman paydası 0 olmaz. O yüzden birden başlayacağım. 1 verdiğim zaman burada da sağlar. Burada da aynı şekilde. O zaman buraya ben ne verirsem sağlıyorsa sadece benim burada 12'nin bölenlerine bakmam yeterli. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4 ve 6. Bir de kendisi 12 var. Şimdi diğer kısmı inceleyelim. 5 eksi n. 5 eksi n de büyüktür eşittir 0 olmalı. Yani ben bunu ekseni karşı tarafa atarsam 5 büyüktür ve eşittir n'den gelir. Eğer yer değiştirsem n küçüktür ve eşittir 5'ten olur. Bu iki durumu birleştirirsem ben n dediğim sayılar 5'ten küçükmüş ve elimizde 1'den 12'ye kadar sayılar var. İki durumu birleştirdiğimiz zaman ortak bir şey almamız gerekiyor bizim burada. Çözüm kümem buradan 1, 2, 3 ve 4 sayıları gelecek. Yani 4 farklı değer alır. Sıra sizde kısmını siz çözüyorsunuz. Şimdi arka sayfadan devam edin. Px polinomunun genel gösterimi bu şekildedir. Şimdi bunların her biri bir terim oluyor arkadaşlar. Terimlerini bu şekilde istedikleri zaman her birini tek tek yazmamız gerekiyor. Kas sayıları x'in önündeki sayılar olmuş oluyor. Yani burada an, burada an-1. Yani bunlar bir tam sayı olmuş oluyor. Yani bir reel sayı. Ya da derecesi, eğer ben bunu en büyük dereceli terim olarak düşünürsem burada en dediğim şey burada polinomun derecesi olmuş oluyor. Der px şeklinde de gösteriliyor. En büyük dereceli terimin katsayısına da px'in baş katsayısı deniyor. Şimdi en büyük dereceli terim bunu almıştık. Burada o zaman baş katsayısına ben an diye de bilirim. A0 burada sadece sayı, yani yanında eğer x'li bir terim yoksa sabit terim denmiş oluyor. Şimdi örnek 4'te bunların alıştırmasını görelim. Px polinomu bu şekilde verilmiş. Polinomunun terimlerinin katsayılarını, derecesini, baş katsayısını ve sabit terimini bulmamız isteniyor. Terimleri her biri tek tek bunların bir terimdir. Her birini virgüllerle gösterip yazabilirsiniz. Katsayıları 4, eksi 2, 9 ve 7'dir. Burada polinomun derecesi, dikkat ederseniz x'in hep üstlerine bakmamız gerekiyordu. Burada 3 derecesi, burada 2, burada da 1'dir. Burada en büyük dereceli terim 3'tür. Eğer 3 ise derecemiz burada 3 gelir. Baş katsayısı da 4. 4'tür. Burada sabit terimde yanında x'li ifade bulundurmayan ifade sayıdır. O zaman burada 7 gelecek. Şimdi bu soruyu geçtik. Örnek 5'e geliyoruz. Polinomunda x üzeri 4'lü terimin katsayısı a, polinomun derecesi de b'dir. Şimdi x üzeri 4'lü terimin katsayısı a'dır. X üzeri 4'lü terimin katsayısı burada eksi 6'dır. O zaman a dediğim sayı burada 6 gelir. Polinomun derecesi ise burada b'ymiş. Polinomun derecesi x'in üstündeki en büyük
sayıydı. Burada 5, 4, 2 ve 1. O zaman polinomun derecesi buradan 5 gelecek. En büyük derece 5 çünkü. Benden bunun çarpmamızı istemiş sonuçları. O zaman ne gelir buradan? Eksi 30. Devam ediyoruz. 6. örnekte. Şimdi Px polinomu bu şekilde verilmiş. Sabit terimini, derecesini ve baş katsayısını bulmamızı istemiş. Şimdi ben burada sabit terimini ve baş katsayısını bulabilmek için ben bunun üstlerini bilmiyoruz hiçbir şekilde, değil mi? Ama ben polinom olma kuralını biliyordum. Şimdi polinom olma kuralım neydi? N-5 ve 5 eksi n'in sıfırdan büyüktür ve eşittir olmasını istiyorum ben. O zaman n burada yalnız kalırsa, eksi 5'i karşı tarafa atarsam n büyüktür ve eşittir 5'ten. 5 eksi n dediğimiz sayıda sıfırdan büyüktür ve eşittir olması gerekiyor. Karşı tarafa attığım zaman n küçüktür ve eşittir 5 gelir. Burada hem büyüktür ve eşittir hem küçüktür ve eşittir diyor. Ne almamız gerekiyor peki? İkisinde de ortak olan bulunan neyse eğer, ortak olanı o almamız gerekiyor. O zaman ne? N dediğim sayı buradan 5 geldi. Polinomda ben götürür bunları yerine yazarsam, burada düzenlediğimiz zaman 1 eksi 4 çarpı x üzeri 16 gelir burada. Bunun sabit terimi 1 gelir. Derecesi 16 gelir ve baş katsayısı da derecesinin önündeki yazan sayı olduğu için eksi 4 gelecektir. 7. soruya bakalım. Şimdi polinomunun derecesi 5'tir. Buna göre m eksi kaçtır? Polinomun derecesini 5 olarak verdiğine göre x'in üzerindeki en büyük sayı demek ki 5'miş. Ben o zaman aslında burada x üzeri 7'li terimin önündeki sayının olmayacağı anlamına geliyor bu. Yani aslında x üzeri 7'li bir terim yoktur anlamına geliyor. O zaman m dediğim sayı buradan eksi 2 gelmek zorunda. Burada şunu incelediğim zaman derecesinin 5 olması isteniyor. Çünkü x üzeri 1 var burada. Bunu değiştiremeyeceğimize göre bunu değiştirebiliriz. O zaman n eksi 3 dediğim ifadenin 5 olmasını istiyorum. Eksi 3 karşı tarafa artı 3 olarak geldi. Buradan 8. N dediğim şey 8 buldum. M dediğim şey eksi 2 buldum. Benden M eksi neyi sormuş? M dediğim sayı burada eksi 2. N dediğim sayıdan çıkartmamızı istiyor. Cevabımız eksi 10 olur. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Sıra sizde sorusunu siz çözüyorsunuz. Şimdi bazı özel polinomlar 1 ve 2 olarak biz bunları göstereceğiz. Nasıl? Başlayalım. 1 sabit polinom, ikincisinde de sıfır polinomundan bahsedeceğiz. Sabit polinom burada yanında x'li terim olmayan polinomlara ben burada sabit polinom diyeceğim. Yani sadece sayıdan ibaret olacak. Sayı derken reel sayı olacak hepsi. Dikkat ederseniz 3 bir reel sayı, eksi 7 bölü 3 bir reel sayı, kök 5 artı 1 bir reel sayı. Bunların bu şekilde de olabilir. Şimdi örnek 8'i inceleyelim. Polinomu sabit bir polinom olduğuna göre, yani x'li terim olmayacak mı anlamına geliyor bu? O zaman x kareli terim olmayacaksa buranın sıfır olması lazım. Bunu sıfırlayan değer a, o zaman nedir? Eksi 4. Bunu sıfırlayan değer de b dediğin değer nedir? 3'tür. Ben götürüp polinomda yerine yazarsam px eşittir. Bunlar gittiler. A gördüğüm yere eksi 4, b gördüğüm yere 3 yazıyorum. A'ya eksi 4, b'ye 3 yazıyorum. Burası eksi 12 geldi. Eksi 15 daha, eksi 27 bulunur. Sabit polinomun derecesi 0'dır. Sabit polinomun derecesi, yani x üzeri 0 yazmamıza burada da gerek yoktu. Aynı şeyden bahsetmiş. Şimdi 9. örnekle devam ediyoruz. Polinomu bir sabit polinomdur. K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Sabit polinom istiyorsa benden x'li terim olmayınca anlamına geliyor bu. İster buradaki sayıyı yok ederiz, ister buradaki sayıyı yok ederiz. Burayı yok etmek için K'ya kaç değerini vermem gerekiyor benim burada? Eksi 3. Burayı yok etmem için K'ya ne değerini vermem gerekiyor?
Sıfırlayan değer nedir? 7. Biri eksi 3, diğeri 7. Benden toplamlarını istemiş. Cevabımız 4. İkinci özelliğimize geldik. Sıfır polinomu. Sıfır polinomu tamamen px polinomu benim burada sıfıra eşit. Yani örneğimizi incelersek polinomu sıfır polinomdur. Bunun sonucunun sıfır mı olmasını istemiş bana. Ne x'i bir terim olsun istiyor ne sayılı bir terim istiyor. Hiçbir şey istemiyor. O zaman burasının sıfır olması için m'ye hangi değer verilmeli? 3. Dikkat ederseniz burada x kare x kare. Yani bunları birleştirmemize gerekiyor. O zaman eksi parantezine alırsam ben burada 4 artı n çarpı x üzeri 2. Bunu sıfıra eşitlemem yeterli. N buradan eksi 4 gelmeli sıfıra eşit olması için. Götürüp yerine yazdığım zaman sıfıra eşit olması için. Şimdi px polinomunu yazalım. Ben şurada boş yer var. Evet, buraya yazabiliriz. Bunlar gidecekler. Aynı şekilde burası da gidiyor. Sadece şurada yerine yazmamız yeterli. Ben buradan m'yi 3 bulmuştum. N'yi eksi 4 bulmuştum. Çarptığım zaman burayı 3 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 12. Başında da eksi var. Artı 12 eksi k eşitmiş 0'a. K buradan eşittir. 12 gelir. Benden bu 3 rakamın toplamını istemiş. O zaman ne gelir? 12 eksi 4 ve 3'ü topladığımız zaman cevabımız 11 gelir. Arka sayfaya geçiyoruz. Polinom fonksiyon. Örnek 11 ile devam edelim. Şimdi 1. 2. ve 3. örneklerde px, qx ve rx polinomlarını bulmamızı istenmiş. Çözüm. Şimdi bunlarda benzer ifadeler elde etmemiz gerekiyor. O yüzden x artı 2'yi bu şekilde de gösterebiliriz. Dikkat ederseniz içerideki ifadeler benzer. X artı 2'ler benzer. Açtığımız zaman gene aynı polinomu elde ederiz. X artı 2'nin yerine x, x artı 2'nin yerine burada x yazarsak x kare eksi 9. İkinci burada. Burada q x kare eksi x artı 3 aynı şekilde burada da yazarız. Eğer ben bunlara x dersem burası da aynı şekilde x olacak. Eksi 3 aynen yazdım. Burada eksi 3. Üçüncü şeye bakalım. R x artı x küp artı 1 eşittir 5 x üzeri 3 artı 1 eksi 5. Bunlar da aynı şekilde benzer ifadeler. Yerlerine bunların x yazarsam R x eşittir 5x eksi 5 gelir. Şimdi 12. örnekten devam ediyoruz. Bununla 11. örnek ile 12. örnek farklı örnekler. Burada genelde bu şekilde sorulur sorular. Px polinomu şekildeki gibi verilmiş. X gördüğüm yere ben burada 2x eksi 1 yazacağım. X gördüğüm yerlere. Şimdi x gördüğüm yerlere 2x eksi 1 yazacaksam burada 2x eksi 1 yazdım. X gördüğüm yere ben burada 2x eksi 1 yazdım. X gördüğüm yere ben burada 2x eksi 1 yazdım. Bunun açılımını yaparsak biz burada 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x. Eksi 1'in karesi de artı 1. Eksi 3'ü tek tek çarparsam eksi 3 ile 2x'i çarptım eksi 6x. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3. Yanında da eksi 5 geldi. Düzenlediğimiz zaman bu polinom 4x kare eksi 10 eksi 1 bulunur. 13. örneğimize geldik. Bu şekilde px polinomu verilmiş. İfadelerini bulmamız istenmiş. P polinomunda x gördüğümüz yere eksi 3. P polinomunda x gördüğümüz yere x artı 2. P polinomunda x gördüğümüz yere x üzeri 3 ifadelerini yazmamız istenmiş. Şimdi A şıkkı ile başlayalım. Polinomum benim bu şekildeydi. X gördüğüm yere ben burada eksi 3 yazarsam eğer 2 çarpı eksi 3'ün karesi eksi 7 çarpı eksi 3x gelir. Şimdi eksi 3'ün karesini alırsam eksi 3'ün karesi 9, x'in karesi x kare.
9x kare ile 2'yi çarparsam 18x kare. Eksi ile eksinin çarpımı artı 21x. Bu şekilde gelmiş oldu. B şıkkında x gördüğüm yere x artı 2 yazacaktım. X artı 2'nin açılımını yapacağım burada. Tam karenin açılımından x'in karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, ikincinin karesi 4. Tek de 2'yi dağıtmam gerekiyor. Daha sonra işlemi yapacağım. 2x kare artı 8x artı 8. Düzenlediğimiz zaman bu şekilde gelecek. C şıkkına bakalım. X gördüğümüz yere px polinomunda bu sefer x küp yazmamız istenmiş. X küp yazdım. Bunun karesini almam gerekiyor. Eksi 7 çarpı x gördüğümüz yere x küp yazıyoruz. Düzenlediğimiz zaman üst ifadelerde 3 ile 2'nin çarpımını alacağım. Yani 6. Burada oldu. P x üzeri 3 bu şekilde gelmiş oldu polinomumuz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Örnek 14 ile devam edelim. P 2x eksi 3 eşittir x kare artı 1 şeklinde verilmiş. Benden px polinomunun bulmamız istenmiş. Şimdi burada eğer x bulunması isteniyorsa bir polinomda x yerine götürüp tersini yerine yazarsak biz yine x polinomunu bulacağız. Yani 2x eksi 3'ün tersini alırsam x'i götürüp yerine yazarsam yani şu şekilde 2x eksi 3'ün tersi burada x artı 3 bölü buradaki 2'yi paydaya göndermiş olacağım. Bunu götürüp polinomda yerine yazmam gerekiyor. Bunun tersi bu budur arkadaşlar. Götürüp polinomda yerine yazalım. 2 çarpı x gördüğüm yere x artı 3 bölü 2 eksi 3 yazarsam 2'ler gitti. Aynı şekilde burada da x kare gördüğümüz yerde x'in yerine x artı 3 bölü 2 yazmam isteniyor. Burada x artı 3 eksi 3. Üçler birbirini götürdü. Sadece x kalmış oldu. Dikkat ederseniz benden px'i istiyordu zaten. Bunun açılımını yapmayacağız. Bu şekilde yazacağız. Demek ki px polinomum benim bu şekildeymiş. Örnek 15. Bu şekilde verilmiş benim polinomum. P 5x'i istiyor. Ben px'i bulayım. Daha sonra px polinomunda 5x yazabilirim. Px polinomunu bulabilmek için x artı 3'ün tersini bulabilmemiz gerekiyor. Bu polinomun tersi 3x eksi 4'tür. Eğer burası artıysa burası eksi gelmiş oluyor. Px polinomunu da götürüp yerine yazarsam ben burada ayrıntılı anlatmıştım. Bir daha yerine yazmanıza gerek yok aslında. Şuradaki ifadeyi yapmanıza hiç gerek yok. Burada her türlü px gelecek. Ben götürüp burada yerine yazarsam bu polinomun tersini yani 3x eksi 4'ü burada 2 çarpı 3x eksi 4 eksi 1 düzenlediğim zaman tek tek çarptığım zaman px polinomum bu şekilde gelmiş. Benden p 5x polinomumu istiyor. X gördüğüm yere 5x yazdım. Düzenlediğim zaman bu şekilde gelmiş oldu. Sıra sizde sorusunu siz yapıyorsunuz. Örnek 16. Şimdi px polinomunun bu şekilde verilmiş. P iç içe yine fonksiyonum benim burada polinomum. 16x eksi 10 olduğuna göre px polinomunu bulunuz. Şimdi px'i tanımlamam gerekiyor. Ax artı b diyebilirsiniz. Bazıları mx artı n diyor. Fark etmez. A'yı ve B'yi bulabilmemiz önemli. Ya da M'yi ve N'yi bulabilmemiz burada önemli. Harflere takılmayalım. Şimdi götürüp yerine yazacağız biz burada. Px polinomu verilmiş. Dikkat ederseniz. Px polinomu burada tanımlamıştık. Ax artı B. Şimdi Px polinomunu tanımlamıştık. A çarpı x artı b şeklindeydi. Burada x gördüğümüz yere px polinomunu yazmamız gerekiyor. Px polinomumuz bizim burada ax artı b'ydi. Bu eşitmiş 16x eksi 10 ifadesini. Ben bunları tek tek dağıtırsam düzenlediğim zaman a kare eksi artı a çarpı b artı b eşittir 16x eksi 10. Şimdi x kare x'li ifade x'li ifadeye
Diğer sayılı ifadeler sayılı ifadelere eşitlenmiş olacak. X'in önündeki sayı a kare. A kare dediğim şey 16'ya eşit. O zaman a dediğim şey buradan 4 de gelebilir. Eksi 4 de gelebilir. Burada diğer ifadelerde birbirlerine eşitliyorum. Yazarsam eğer a'yı 4 alırsam ben burada yerine yazdığım zaman 4 tane b artı b yani 5 tane b eksi 10'a eşitmiş. Oradan b eksi 2 gelecek. Peki a'mızı eğer ben eksi 4 alırsam burada şu ifadede yerine yazarsam eksi 4 b artı b topladığımız zaman eksi 3 b eşittir eksi 10. Sadeleştirme yaptığımız zaman paydasını gönderdiğimiz zaman 10 bölü 3 gelecek. Buradan iki tane polinomum oluşmuş oldu. Götürüp yerine değerleri yazdığımız zaman ve polinomlarını bulmuş olduk. Hoşça kalın çocuklar. Alıştırmaları size bırakıyorum. Evinizde çözün.